Dünyada erkeklerde prostat kanseri en sık gözüken kanser olarak ortaya çıkmaktadır. Akciğer kanseri birinci sıradayken gittikçe prostat kanserinin insidansının artmasıyla birinci sıraya gelmiş olduğu görülmektedir. Bu sebeple çok sıkı takipte olması gerekir erkeklerin. Belli bir yaştan sonra mutlaka kan tahliliyle ve üroloji muayenesiyle kontrolde olmaları gerekmektedir. Özellikle ailesinde prostat kanseri olanlarda genetik geçişten dolayı risk daha yüksektir. Bu tür erkeklerin daha erken yaşlarda takipte olmaları gerekmektedir ve kandan yapılan PSA dediğimiz prostattan salgılanan bir enzimle belirlenen testi yaptırmaları ve yıllık kontrollerini takip etmeleri gerekmektedir. Prostat kanserinde özellikle yaşla beraber sıklığı artmaktadır. 80 yaşındaki erkekleri sıraladığınızda bunların aşağı yukarı %50'sinde kanser görülebilmektedir. Önemli olan kanseri erken evrede yakalayıp hastanın ömründe kısaltma yapmamasını sağlamaktır. Prostat kanserinden korunmak için yapılacak şeyler üzerinde düşünecek olursak en sık gözüktüğü yer aşırı kilolu olan toplumlarda daha sıktır popülasyon olarak. Aşırı yağlı ve kalorili beslenmek en büyük risk faktörüdür. Genetik tabi değiştirilemeyeceği için onun haricindeki değiştirilebilir risk faktörü beslenmedir. Bu da aşırı kalorili ve yağlı beslenmemek koruyucu faktör olarak sunulmaktadır. Kanserde cerrahi tedavi yöntemleri, radyoterapi, kemoterapi çeşitli evreye göre uygulanmaktadır. Öncesinde tanıyı belirlemek için ultrason altında makattan prostat ultrason probunun girmesi ve 10-12 parça alınarak bunun patoloji tarafının değerlendirilmesi sonucunda tanı ortaya konmaktadır. Bütün erkek hastalara özellikle 40 yaşından sonra mutlaka PSA yaptırıp üroloji doktoruna başvurmalarını önermekteyiz.